Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sen ekonomik olarak şu anda rekabet edecek durumda değilsin. Ha diyeceksin ki Fenerbahçe'nin 10 milyar TL borcu var. Beşiktaş'ın 6,5 milyar TL borcu var. Galatasaray'ın 3 milyar TL borcu var. Şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe'nin durumu daha kritik. Ama şartlar ve psikoloji öyle değil. Ben şunu söyledim. Sayın Ahmet Nurçebi Başkan 100 bin euro için 200 bin euro için pazarlık yaparken geçen senat yayında söyledi çok güzel. Dedi ki yani bunu yapan bunu verebilir mi? Evet 3 milyon 100 bin 200 bin euro için pazarlık yapan Tayyipçe çıkartıp yıllık 6 milyon euro 3 yıldan evet. 18 20 milyon verebilir mi? Veremez. O yüzden Beşiktaş burada da bir iletişim strateji hatası yapmıştır. Parası olan, gücü olan tabii çalıp gelmiştir. Bu da profesyonel ilgilenenidir. İyi bir oyuncu. Şeyde sağlık katkı sağlar Fenerbahçe'ye de. Bence Fenerbahçe Balkanlara dönüyor. Biraz daha o Balkan bizi bilen, bizi tanıyan, o, o agresiflikleri hisseden bir yapıya. Türk futbolunda böyle yeniden eski günlerdeki bir Balkan esintisi esmeye başladı. Fenerbahçe'ye de Balkan esintileri hep olumlu gelmiştir. Yani Brezilya'da iyidir vesaire falan ama genelde Fenerbahçe'nin en güzel olduğu dönemlerde oyuncu gruplarına bakın. Rafa İşnazetiş, Mirkoviç. Balkan esintileri vardır. Yani burada he, hemen önünde, hemen arkasında Ali Şen döneminde de öyledir. O yüzden ben Tadiçler, işte e, Edin e, Cekolar bunlara baktığımız zaman Atilla Zalayla o da Balkan'dır, Macaristan sonuçta. Bunların varlığı Fenerbahçe kimliğiyle örtüşebilir. O yüzden Fenerbahçe'de de Sayın Ali Koç'un özür diliyorum. Yani 6-7 milyon euro yıllık verecek durumu kendi psikolojisi alakalıdır. O da biliyor ki bu sezon Fenerbahçe şampiyon olmazsa önümüzdeki yıl Fenerbahçe yönetecek psikolojik olarak enerjisi kalmaz. Ya da ona o meydanı, o boşluğu bırakmazlar. O seçimde karşısına aday çıkartırlar. O yüzden bu dönem fedakarlık dönemi Fenerbahçe için, Ali Koç için de, Sayın Ali Koç için fedakarlık dönemi. Ve bu da bütün şu anda belki de Senat'ın söylediği gibi 2018'de yapması gereken bütün hamleleri şimdi yapıyor. Bu yüzden Fenerbahçe hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz transfer olur. için. Fenerbahçe ZA için sponsoru buldu. Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan fil dişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha'nın transferini gerçekleştirebilmek için sponsor buldu. Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Edin Cechovat'a dişten sonra bir yıldızı daha bitirmek için kolları sıvadı. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'nın transferi için sponsor işini çözdü. Sarı lacivertler yıldız oyuncu için daha yüksek bir bütçe oluşturdu. Oyuncunun onay vermesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Zaha transferinin gerçekleştirilmemesi halinde Tadiç dışında bir yıldız transferi daha yapacağı aktarıldı. Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 golluk katkı sağladı. Zaha hücum hattında bölgesinde görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin bir uçağı daha kalktı. Yeni sezon hazırlıklar kanala son sürat devam eden Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Şampiyonluk ile yeni döneme başlayan Sarı Lacivertler kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hız verdi. Sarı Lacivertli yönetim dün Tadice özel uçakla İstanbul'a getirmişti. Ali Koç'un özel uçağı bu kez İtalya'ya uçtu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait özel uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak İtalya'ya indi. Koç'un İtalya'dan daha önce anlaşma sağlanan Rodrigo Beccavi olarak ülkeye dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Rodrigo Becao transferinin bittiğini, oyuncu ile anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı. Beka'nın koçun özel uçağıyla bugün İstanbul'a gelerek kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imza atması bekleniyor. Udinese forması giyen Rodrigo Becao bu sezon Serie A'da çıktığı 28 maçta 2 gol ve 1 asistik performans sergiledi. 27 yaşındaki stoper 11 mücadelede sarı kart, bir karşılaşmada ise kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu transfer için Udinese'ye 9 milyon euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı 1.8 milyon euro garanti ücret üzerinden 4 yıllık imza atacak. BK darbeden kaçınmayan oyun anlayışıyla ön plana çıkıyor. Rodrigo BK günümüz futbolunda değişkenlik gösteren savunmacıların aksine oyun kurma, uzun pas gibi özellikleriyle değil sert ve agresif savunma özellikleriyle değerini katlamış bir oyuncu. Udinezi'de genellikle üçlü savunmanın sağında oynayan Bekao, bu oyun sistemiyle modern stoperden beklenen oyun kurulumuna katkı yapma özelliğinde gelişirse de rakip hücumcularını adeta ısıran ve top ile rahatça hareket etmelerini engellen bir anlayışa sahip. Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında futbol oynadığı dönemde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Uruguaylı stoper Diego Lugano'yu andıran Bekao, mücadeleci birlik olan Süper Lig'e de ayak uydurabilecek bir profil çiziyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın tarif ettiği coşkulu ve rakip yarı alanda oynama üzerine oyun anlayışında rakip takımın yarı sahasından rahat çıkmaması adına agresif stoperlerin büyük bir önemi bulunuyor. Bu doğrultuda Luan Perez'in yanına Alexander Cukey'i transfer eden Fenerbahçe, BK ile birlikte birbirini yedekleyebilecek bir stoper rotasyonunda kavuşmuş oldu. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'de Portekizce konuşan çok sayıda oyuncu olmasından dolayı takıma kolayca adapte olabilir. Fenerbahçe kadrosunda Lincoln Lernike, Luan Perez, Gustavo Henrique, Villan Ara, Miguel Crespo, Joao Pedro gibi BK ile aynıdır konuşan birçok oyuncu bulunuyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine gelen Bekao, İtalya Serie A'da ceza sahası içindeki şutlara en çok müdahale eden soper oyuncusu oldu. Bunun dışında sezon boyu 112 ikili mücadele kazanan Bekao, 10 müdahale ve 7 şut önlemeyle öne çıktı. Profesyonel kariyeri boyunca 177 resmi maça çıkan Bekao bu maçlarda toplam 6 gol 3 asist kaydetti. Bekao'nun Brezilya milli takımında ise herhangi bir maçı bulunmuyor. Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'da. Adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Son olarak toplumda forma gelen Moura servis statüde bulunuyor. 2013 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan Moura 2018 Ocak ayında İngiliz ekibi Tottenham'ın in yolunu tuttu ve o tarihten bu yana Premier Lig forma giydi. Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan 30 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Dominguez için kıran kırana pazarlık. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek için ısrarcı olduğu Bolonya'nın Arjantinli e yıldızı Nicolas Dominguez için pazarlık süreci başladı. Sarı kurmaylar kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Nicolas Dominguez için İtalyan kulübüne 8,5 milyon euro teklif etti. Arjantinli yıldızı önümüzdeki yıl bedelsiz kaptırmak istemeyen da Fenerbahçe'den 13,5 milyon euro talep etti. Sarı kurmayların Dominguez'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin fiyatı bir miktar arttırması, Bolonya'nın da indirme gitmesi durumunda anlaşma sağlanma olasılığı oldukça yüksek. Arjantin milli takımının formasını 11 kez giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun hem hücum hem de savunma tarafını oynayabildiği için İsmail Kalsan'ın tercih ettiği bir isim konumunda. Arjantinli yıldız için bu hafta içinde olumlu gelişmeler bekleniyor. Atilla Zalaya yol göründü. Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atan Zalai gösterdiği performans ile Avrupa'nın dikkatini çekti. Macar stoper için ilgi büyürken Fenerbahçe oyuncuya gelen teklifleri değerlendirdi. Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin, Atilla Zalai'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman takımın Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Union Berlin'in resmi teklifinden sonra iki Alman takımı da Atilla Zalai ile ilgilenmeye başladı. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ve Freiburg, Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Atilla Zalai'ye talip oldu. Zalai'nin ayrılığının yakın olduğu belirtilirken oyuncunun karar aşamasında olduğu kaydedildi. Zalai geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 52 resmi müsabakada giydi. 25 yaşındaki savunmacı 3 kez rakip fileleri avlandırdı. 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Başarılı stoper 6 mücadelede ise sarı kart gördü.